Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Üç büyükşehir belediye başkanının görevden uzaklaştırılması ile ilgili değerlendirme yapan Kalın, Ankara ve İstanbul için muhalefetin dillendirdiği kayyum iddialarına açıklık getirdi. Şimdi öncelikle terör örgütüne destek, yardım ve yatakçılık yapmak gibi suç kapsamına giren bir eylemin içinde olmayan hiçbir belediye başkanıyla ilgili böyle bir tasarruf söz konusu değil. Türk Ceza Kanunu'nun, Terörle Mücadele Kanunu'nun verdiği yetkiler çerçevesinde bu tasarruflarda bulunulmuştur. Dolayısıyla bu kapsamın dışında olan, mesela İstanbul, Ankara'yı zikrettiniz, böyle bir şey söz konusu olmadığına göre bu belediye başkanlarıyla ilgili de böyle bir gündem yok. Ama teröre doğrudan ya da dolaylı destek olan, yardım, yatakçılık yapan, belediyenin sağladığı, yani devletin sağladığı imkanları terör örgütüne kanalize eden, terör örgütleri mensuplarını çeşitli isimler ve kılıflar altında belediyelere alan ya da onlara istihdam iş alanı açan, terör örgütüyle ilişkili şirketlere para aktaran, belediye başkanlarıyla ilgili tabii ki kanunlar çerçevesinde gerekli adımlar atılmıştır. Eğer bu tür durumlar ortaya çıkarsa bundan sonra da atılacaktır. Milli iradenin tecellisi olan seçimlerin namusunun korunması, vatandaşın verdiği oyun demokratik kurallar çerçevesinde hayata, siyasete, yönetime yansıtılması için bu tedbirlerin alınması kaçınılmazdır. Bunlar hükümetin ya da İçişleri Bakanlığımızın keyfi olarak aldığı kararlar ya da tedbirler değildir. Dediğimiz gibi aynı partiden ya da benzer siyasi görüşe sahip başka belediyelerde var ama buralarda doğrudan suça karışma, terör örgütüne yardım, yataklık etme, destek olma gibi bir suç hasıl olmadığı için bunlarla ilgili bir tedbir, tasarruf söz konusu olmamıştır. Ama seçilmiş olmak kimseyi masum kılmaz. Seçilmiş olmak tam tersine seçim kuralları ve milli iradenin sağladığı demokratik kurallar çerçevesinde eylem yapmayı, icraat yapmayı gerektirir. Bu kuralların dışına çıktığınız zaman bu terörle ilgili bir suç olabilir, bu adi bir suç olabilir, bu yolsuzluk olabilir, başka şeylerden olabilir. Bunlarla ilgili nasıl tedbir alınıyor ise seçilmiş kişiler de yargı yoluyla görevinden alınabiliyorsa burada da aynı kural uygulanmıştır. YSK'nın bununla ilgili daha önce bir düzenleme yapıp yapmaması meselesi biliyorsunuz bir anayasa değişikliği gerektiren bir konudur. Seçildikten sonraki 4,5 aylık süreç içerisinde de İçişleri Bakanlığımızın yürüttüğü idari soruşturmalar, ayrıca devam eden adli soruşturmalar neticesinde böyle bir karar alınmıştır. Dolayısıyla burada asıl olan milletin sandıkta tecelli eden iradesini koruyacak demokratik çerçeveyi muhafaza etmektir. Bir diğer önemli şey de tabii ki orada vatandaşlarımıza hizmetlerin doğrudan etkin bir şekilde ulaşmasını sağlamaktır. Atanan belediye başkan vekili, vali arkadaşlarımızın da birinci önceliği zaten bu hizmetlerin etkin bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılması olacaktır.